Çocuktum, ufacıktım. Top oynadım, acıktım. Dinleme, izleme metninin etkinliklerini birlikte yapalım. Hazırlık çalışmalarından başlayalım. Kardeşiniz var mı? Varsa var, yoksa yok şeklinde yazabilirsiniz. Doğduğu güne dair neler hatırlıyorsunuz? Hatırlıyorsanız yazarsınız. Sizce nelere sahip olan çocuklar daha mutludur? İyi bir aileye, iyi bir anne babaya sahip olan çocuklar mutludur. İster fakir, ister zengin fark etmez. Ailen iyi ise mutlusundur. Ne kadar zengin olursa ol, ama ailen iyi olmadıktan sonra bir önemi yok. Birinci etkinlik. Metin için farklı bir başlık yazınız demiş. Çocuk veya çocuktum. Kardeşim yazabilirsin. Not olarak dinlediğiniz metni aşağıdaki boşluğa özetleyiniz demiş. Şöyle bir özet bıraktık ama yararlanabilirsiniz. Üçüncü etkinliğimiz dinlediğiniz metne göre yanıtlayınız denilmiş. Çocukluk dönemindeki kişilik özellikleri hakkında neler söylüyor demiş. Fazla duyarlı, dik kafalı ve biraz da iddialı bir çocuk olmasına rağmen yine de sevilen, istenen ve güvenilen bir çocuk olduğunu söylüyor. Yazar kaç yaşına kadar tek çocuk olarak büyümüştür? 3 yaşına kadar. Üçüncü sorumuz, yazar kardeşinin doğduğu güne dair hafızasında kalan şeyleri nasıl anlatıyor diye soruyor. Anne babasının heyecanı yine bebekten çok yazarın o bebeği nasıl karşılayacağına dair bir heyecanmış. Bir çift bebek ayağı gördüğünü hatırlıyormuş. Yazarın ailesi dünyaya yeni gelen bebek vasıtasıyla yazara nasıl sürprizler yapıyor? Bebek kundağı açıldığında içinde çikolata, şekerleme ya da oyuncak çıkıyormuş. Yazarın mahalle çocukları arasında aranan biri olmasının sebebi nedir? Heyecanlı ve sürprizli oyunlar, senaryolar kurup onları çabucak organize edebilmesidir. Mahalledeki çocuklar yazarı hangi kahramanlarla özdeşleştiriyor? Peter Pan, küçük kadın Jo ile özdeşleştiriyor. Kendinizi bir kahramanla özdeşleştirecek olsanız bu hangisi olurdu? Nedenleriyle açıklayınız. Keloğlan ile özdeşleştirirdim. Çünkü ben de onun gibi yalan söylemeyi sevmem, dürüst falan gibi şeyler yazabilirsiniz. Ama bildiğiniz bir kahraman varsa siz de onunla özdeşleştirebilirsiniz.
Dördüncü etkinliğimiz altı çizili kelimeleri inceleyiniz. İncelediğiniz kelimeleri aşağıda verilen evlerin içine yerleştirerek gruplandırınız demiş. Hemen gruplandıralım. Şöyle. Basit kelimeler top, odanın, zaman, zamanlar, şeklinde yazabiliriz. Türemiş kelime dik kafalı, dik kafalı değil, keyifli. Sihirli. Sezgiyle. Şeklinde yazabiliriz. Bileşik kelime dik ve kafalı kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş. Birkaç ve biraz. Bunlar ise birleşik kelimedir. Üç cümle yazınız demiş. Örnek verecek şekilde üç tane cümle yazdık yukarıya. Beşinci etkinliğimiz çocukluk, oyun, özlem, arkadaş, kardeş kelimelerinden istediğinizi seçiniz. Seçtiğiniz kelimelerle anlamına uygun olacak şekilde kısa bir konuşma yapınız demiş. Kısa bir konuşma metni yazdım. Buradan yararlanabilirsiniz. Altıncı etkinlik, bir çocuğun aile içi ilişkilerini anlatan bir hikaye yazınız demiş, tasarlayınız demiş. Defterinize yazın demiş. Buraya örnek bir hikaye bıraktık. Buradan yararlanabilirsiniz.